Cemil Çiçek'ten HDP çıkışı. AKP'ye 2008 yılında açılan kapatma davasında parti adına savunma yapan Cemil Çiçek, HDP'ye kapatma davası açılmasını Sözcü gazetesi yazarı Deniz Seyrek'e değerlendirdi. Cemil Çiçek, HDP'ye açılan kapatma davası hakkında "Artık kapatma davası açıldı. Nasıl olur, nasıl eder, kime ne yararı olur ayrı mesele. Benim kanaatim belli. AK Parti davasında savunma yapan biri olarak kapatmaya karşıyım." yorumunda bulundu. Deniz Seyrek'in kapatma davasına içeriden iki eleştiri başlıklı köşe yazısı şöyle: HDP kapatma davası vatandaşın olmasa da siyasetin bir numaralı gündemi artık. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcılığından gelen iddianame için bir raportör görevlendirdi. Yakında en çok o raportörün adını duyacağız şimdiden. Vay haline raportörün diyorum. Attığı her adım, yaptığı her değerlendirme günlerce konuşulacak. Hukuktan, ayin ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarından, Venedik Komisyonu kararlarından yana tavır koyarsa iktidarın, iktidardan yana tavır koyarsa muhalefetin hedefi olacak. Bakın göreceksiniz, 2008'de AK Parti kapatma davasının raportörü Osman Can nasıl popüler olduysa HDP kapatma davasının raportörü de öyle popüler olacak. Sorulara cevap veren Cemil Çiçek, bugün bir siyasi partiye kapatma davası açılabiliyorsa birinci derece sorumlusu HDP'dir. Peki neden diye sorulan soruya cevap veren Çiçek, 2010'da anayasa değişikliği yapıldı. O değişiklik içinde parti kapatmaların meclis iznine tabi olması yönünde bir düzenleme de yaptık. Muhalefet boykot edip oylamalara girmiyordu. Biz de 330'u bulup düzenlemeyi bağımsızlar ile geçirmeye çalışıyorduk. Parti kapatmayı meclis iznine bağlayan madde 330 altında kaldı. İkinci oylama öncesinde HDP'ye en fazla siz mağdur oluyorsunuz. Bu maddenin onaylanmasına gelin dedik ama sadece 5 kişi geldi. Onlar da oy vermedi. İkinci oylamada 329'da kaldı. O madde kabul edilmiş olsaydı bugün bu dava bu kadar kolay açılmazdı. Yargıtay Başsavcısı önce TBMM'yi ikna etmek zorunda kalırdı. O düzenleme Türk siyaseti açısından önemli bir fırsattı. Ancak bundan zarar görenler o düzenlemeye oy vermediler. Çiçek, davanın zamanlamasını ve siyasi konjonktürle ilgili olup olmadığı yönündeki soruma hukuk konjonktürüne bakmaz yanıtını verdi. Niye şimdi açıldı da olayların yaşandığı dönemde açılmadı? Sorusunun siyasi bir değerlendirme olduğunu ve hukuku bağlamayacağını söyleyen Çiçek, hukuk gazete manşetlerine, kamuoyu beklentilerine göre işlemez yorumunu yaptı. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.